Ben Yiğit Kaymaz. Ben de Mert Kaymaz. Hacı Emine Obayi Köydüm Okulu'na gidiyoruz. 2B sınıf öğrencisiyiz. Öğretmenimizin adı Erol Karaaslan. Gülenler ile ağlayan ayva. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Allah'ın kulu çokmuş. Az demesi, çok yemesi günahmış. Uzak diyarların birinde Yürük adında biri yaşanmış. Yürük beyi oba tarafından çok sevilirmiş. Hoşgörülü ve alçak gönüllüymüş. Yürük beyi farkında olmadan birinin kalbini kırmış. Kalbi kırılan kişi çok üzülmüş. Yürük bey demiş ki, ey yiğit, gülenler ile ağlayan ayvanın derdine düşesin demiş. O günden sonra Yürük Bey'in içine bir kor düşmüş. Yürük Bey ayağına demir çağrını alıp, eline de demir asasını alıp, gülenler ile ağlayan ayvayı bulmaya yola çıkmış. Az gitmiş, buz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş, çayır çimen, ırmaklar, çaylar açmış. Bir tane ihtiyar çoban görmüş, ihtiyar çobana sormuş. Bu ırmak neden kan renginde akar demiş. İhtiyar çoban, şu iki yamaca eskiden yürükler gelirdi. Kız alıp kız verirlerdi. Bir gün düğün alayı köprüden geçerken köprü yıkıldı. Gelin alayı suya döküldü, yani ırmağa döküldü. O günden sonra su, ırmak hep üzünlü akmaya başladı. Çoban dede sormuş, sen ayağında demir çarıkla, elinde demir asayla nereye yola gidiyorsun demiş. Yükür Bey demiş ki, gülenler ile ağlayan ayvayı arıyorum. Ya istemeden birinin kalbini kırdım. Onun ahını arıyorum demiş. Sonra çoban dede gözlerini çatmış. Aa, yiğidim. Gülenler ile ağlayan ayva bir devin bahçesindedir. Gel bu sevdadan vazgeç demiş. Ama Yürük Bey, hayır ben geri dönmem demiş. Sonra yolu tarif etmesi için çobana yalvarmış, yakarmış. Çoban dede, kapının tepesinde bir bahçe göreceksin. O bahçe devin bahçesidir. Dev oradadır. Buradan 6 aylık uzakta demiş. Dümdüz yürürsen Kaf Dağı'na ulaşırsın demiş. Açıl kapı, orada dağ gibi bir kapı göreceksin. Açıl kapım açıl dersen kapı açılır. Açıldığında bahçenin tam ortasında ulu bir ağaç göreceksin. Gülenler ile ağlayan ayva da işte oğlu ağacın tepesindedir. Tepesindedir. 7 başlı dev de oğlu ağacın dibindedir. Eğer bir vuruşta o canavarın başına düşürebilirsen, o zaman 1000 yıllık o ulu ağacın senin kuvvetinin önünde yerlere kadar eğilecektir. Sen de kendi ellerinle gülenleri
ben Anıl'ı ve ağlayan Ayva'yı kurtarırsın demiş. Var git, yolun açık olsun yiğidim. Yörük Bey ve Çoban Dede öpüşmüşler, sarılmışlar. Sonra Yörük Bey kaftanın yolunu tutmuş. Günlerce yürümüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Deve tepe düz gitmiş. Günlerce, gecelerce yürümüş. Dağlar tepeler aşmış. Sonunda kaftanına varmış. Kapının önüne gelmiş. Açıl kapım, açıl demiş. Kapı hızlıca açılmış. Tam önünde ağacı görmüş. Ve yanında yedi başlı dev varmış. Yedi başlı dev Yörük Bey'i görünce homurdanmaya başlamış. Tam o sırada birden üstten ulu ağacın üstünde nar gülmeye, ayva da ağlamaya başlamış. Sonra Yörük Bey de devin bir vuruşta başını düşürmüş ve ulu ağaç hemen hızlıca eğilmeye başlamış ve eğilmiş. Yörük Bey de o gülen nar ve ağlayan ayvayı kurtarmış. Tam o sırada güzeller güzeli bir kız belirmiş. Tam çok şaşırmış. Tam ona bir şey soracakken o kuş oluvermiş. Başına konmuş Yörük Bey'in. O da kuş oluvermesin mi? İkisi böylece ikisi birlikte dağlar, tepeler, dağlar aşmışlar. Sonunda Yörük Yaylası'na varmışlar. Biraz insan suretine dönmüşler. Biraz yürüdükten sonra halkının yanına gelmişler. Halkı çok sevinmiş. Yörük Bey'i ve güzeller güzeli kızı görünce davullar, bayram başlamış, şenlikler başlamış, düğün bayram başlamış, davullar gümbür gümbür, sazlar çalınmış, coşkun coşkun. Tam 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ona ermiş muradına, biz çıkalım kervetine. Gökten çelmişti bir masalı anlatanların, biri bu masalı dinleyenlerin, biri kalbinin.